dedi ki yıllardır aradığın bu daha önceleri ne ettiniz? Aysel, neredeyse aklım duracak. Çocuk öylesine seviyor ki bütün servetini kız için terk etti. Ah, beni böylesine seven bir erkeği tanımış olsaydım canımı dahi verirdim ona. Bir gün okuduğum bu romanlar yüzünden ya da her pazar seyrettiğim filmlerin hatırı için aklını kaçıracaksın. Aa, neden o? Neden olacak? Ne zaman böylesine bir roman okusan ya da güzel bir film seyretsen tesiri altında kalıyor, günlerce kendine gelemiyorsun. Yalan mı söylüyorum? Doğru, ne yapayım? Elimde değil. Elinde değilse ne roman oku, ne de sinemaya git. Aklını o zaman kaçırırım işte. Senin aklın da hemencecik kaçıyor. Kafanı pamuk ipliğiyle mi bağladın? Sen ne iyisin, böyle dertlerin yok. Dışı seni yakar, içi beni kardeşim. Benim başımdaki dertler sende olsa, çoktan boylamıştın mezarı. Bak, seninki geldi. Yediye beş var Remzi Bey, gidebilir miyim? Peki. Mersi. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Babam artık çekilmez bir hal aldı. Günün 24 saatinde içiyor. Biliyorum. Bilemezsin Suat, bilemezsin acılarımı. Allah'tan sen varsın da, hiç olmazsa dertlerimi acıyorum sana. Ya sen de olmasan ne yapardım? Hepsi geçecek bunların, göreceksin. Baban içkiyi kesecek, sen çalışmayacak, evinin hanımı olacak. Sevdiğin beyaz elbiseyi yapacaksın, pazar günlerde gezeceğiz. Ve bizi görenler birbirlerine,
Kim bu güzel kızla yakışıklı erkek diyecekler? Diyecekler Aysel. Ne zaman, bunlar ne zaman olacak Suat? Cevap vermiyorsun. Hoş söylesen de yalan. Bunu bilmiyorum. Ne o kız? Ne oldu sana? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı da bu halin ne? Ağladım. Neden? Neden olacak kara bahtıma? Bak hele! Açık konuş! Ne demek istiyorsun? Bıktım bu hayattan. Sen de anan gibi nankörün birisin. Hadi git de bakkaldan rakı al bana. Ha, şimdi şuraya bakın şöyle, ha? Kıpırdamayın, biraz da gülümseyin, ha? Ha, kıpırdamayın, kıpırdamayın. Tamam. Buyurun resminizi hanımefendi, güle güle gene beklerim. Nasıl gitti bugün iş? Talihim olsaydı kadın olarak dünyaya doğardım. Ne duruyorsun, olsana? Hani aklımda yatmıyor değil. Bakayım, kadın olursan hiç de fena olmayacaksın. Şş, yapma! Amma da uzattım bu işi. Ne olacak hikayenin sonu? Aysel çok iyi bir kız. Acıyorum ona. Babası hayırsızın biri, sabah akşam içiyor. E işte ne duruyorsun? Evlen de kurtar kızı. Evlenmek mi? Aklını mı kaçırdın sen? Hani bekarlık sultanlıktı? Boş geç. Anamdan doğduğumdan beri bekarım ama bu işin sultanlık tarafını bir türlü göremedim. Ah, şöyle kafama denk birini bulsam, öyle bir evlenirim ki! Bekarlığın sultanlığını da sen sür!
Kullanır mısınız? Teşekkür ederim. Affedin. Demin bana ağlıyorsunuz gibi geldi. Sizin için burkuldu, üzüldüm. Buraya sık sık, yakındaki fabrikada çalışıyorum. Ya siz? Ben mi? Ben öğretmenim. Öğretmen mi? Evet. Bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim, evde... İyi etmişsiniz. Ben de her işten çıkışımda sahile gelir, uzun uzun dinlerim başımı. Demek öğretmensiniz. Tuhafınıza mı gitti? Yok. Hiç bugüne kadar bir kadın öğretmenle tanışmamıştım da. Şimdi tanıştınız işte. Doğru. Müsaadenizle ben gideyim. Gene gelir misiniz buraya? Bilmem. Sizinle uzun uzun konuşmak isterdim. Sabırsızsınız. Yalnız ve sabırsızım, doğru. Ama hayalci olduğumu bilemediniz. Sık sık hayaller kurarım. Tam bu yerde, bu saatte sizi hatırlayacağım. Burasını şimdiden sevdim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Yarın işten çıkar çıkmaz muhakkak geleceğim buraya. Ne kadar zamandır sizi bekliyorum, neler çektiğimi bilemezsiniz. Bilmez olur muyum? Ama biz dünkü gibi boş sözlerle vakit öldürmeyelim. Ya ne yapalım? Sizi hiç tanımadığımı ve dün küçük bir mektepli kız gibi hareket ettiğimi anladım. İlk önce başınızı dinlediğiniz sahile götürün beni, sonra da bana kendinizi olduğunuz gibi anlatın. Nasıl arzu ederseniz. Bir yaşadım. Herhalde benim gibi sizin de bir nineniz vardır. Ninem kör olduğu halde çorap örer, ben de her gün mektepten dönünce ona yüksek sesle kitap okurum. Üzüldüm ninenize, başka kimseniz yok mu? Yok. Demek ki siz kimseniz olmadığı halde o fotoğraf çeken arkadaşınızla birlikte yaşıyorsunuz. Doğrusu ben yedi olsaydım, ömrümü dört duvar arasına sokmaz, bütün dünyayı dolaşırdım. Bazen ninemin yanında otururken aklımdan neler geçiririm. Hayal kura kura bir Çin prensiyle evlenmediğim kalıyor. Madem ki siz de benim gibi hayalcisiniz, beni anlayacaksınız. Günün en sevdiğim saati, işimin sona erdiği saattir. Herkes bir an önce yemeğini yiyip uyumak için acele eder. Oysa ben ilk önce denizi, sessizliği dinler, sonra yatağıma uzanır, hayal kurarım. Neler kurarsınız? Patronu olacağım bir fabrika, son model bir araba, içi şahane eşyalarla dolu bir köşk. Sonra beni benim için sevecek bir kadın. Ama hepsi boş şeyler. Bugüne kadar hiçbir hayalci kurduğu hayallere sahip olamamıştır. Bir gün yaşadılak rüyalar söner, umutlarım sararmış yapraklar gibi teker teker dökülür. Gene bir başıma sipsivri kalır ölürüm. Üzüyorsunuz beni. Öyle mi? Affedin. Artık yalnız değiliz, arkadaş olmadık mı? Sizi anlayabildim sanıyorum. Ömrüm bugüne kadar hep ninemin dizi dibinde geçti. Yalnızlığın acısını, hayal kurmayı ben de biliyorum. Bana samimiyetle açıldığınız için memnunum. Ben de size hikayemi hiçbir şey gizlemeden anlatmak istiyorum. Yalnız bana söz verin, anlattıklarım aramızda kalacak ve beni yürekten, kardeşçe dinleyeceksiniz. Namusum üzerine. Beni dün ilk gördüğünüzde ağlıyordum. Döktüğüm gözyaşları eski bir hatıra içindi. Ercüment hayatıma giren ilk erkekti. Onu gene böyle bir mevsimde tanımıştım. Sisli, rutubetli bir günün sabahında, bir boğaz vapurunda erken birbirimize çarpmıştı. Elimdeki kitapların arasında çok sevdiğim bir plak vardı. Kırılmıştı. Benden defalarca özür dilemiş, ne yapacağını şaşırmıştı. Daha fazla konuşamayıp, ayrılıp okula gitmiştim. O günün sonundaydı. Öğrencilerime ders veriyordum. Birden içimde tuhaf bir his duydum.
My little one, as the years go by, there may be time when your hearts will cry. And if you're in need of a word of cheer, you can always turn to me. My little one, though I love you so, there come a day I must let you go. But you have my love for eternity. Little one, you are everything to me. My little one, as the years go by, there may be time when your hearts will cry. And if you're in need of a word of cheer, you can always turn to me. My little one, though I love you so, there come a day I must let you go. But you have my love for eternity. Little one, you are everything to me. Ayrılık saati geldiğinde üzgündüm. Fakat belli etmemeye çalışıyordum. Bana beni bekleyecek olursan, döndüğümde senin ilenden isterim. Evleniriz demiştin. Ona söz vermiştin. Bekleyecektim. Sonra ne oldu? Aradan bir sene geçti, hala görünmedi. Daha doğrusu döndü ama bana görünmedi. Anlayamadım. Geldiğini öğrendim. Tam bugünle 4 gün oluyor. Bana ne geldi, ne de bir haber iletti. Nereden biliyorsun? Belki henüz gelmemiştir. Geldiğini dün öğrendim. Hem de emin bir yerden. Gemi çarşambadan beri buradaymış. Tam 4 gün. Dün işte bunun için ağlıyordum. Sizin için yüreğim burkuluyor. Kendisini bulsam da konuşsam. Olmaz. Doğru. Gururunuzu kırmış olurum. En iyisi ona bir mektup yazın. Yerimde siz olsaydınız ne yazardınız? Ne mi yazardım? Tam bir sene umutla sizi bekledikten sonra bir tereddüt gününe bile tahammül edemeyişimi affedin. Ve bunun suçunu yalnızlığıma bağışlayın. Evet, devam edin. Belki dönüşünüzle birlikte fikrinizi değiştirdiniz. Bu takdirde mektubumdan sitem ettiğimi ya da sizi suçlandırdığım manasını çıkarmayınız. Çünkü kalbinize hükmedemem. Devam edin lütfen. Ruhunuzun asilliğine inandığım için sabırsızlığımın bana yazdırdığı bu satırları hoş göreceğinizden eminim. Kalbime giren kötü şüpheleri vereceğiniz cevap yok edecektir. Sevdiğinizi söylediğiniz insanı kırmayı aklınızdan bile geçirmeyeceğinizden eminim. Sevgiler. Evet, tam düşündüğüm gibi. Teşekkür ederim. Sizi Allah gönderdi bana. Bazı insanlar aramızda yaşadığı için şükrederiz ya. Ben de size rastladığım ve ömrümün sonuna kadar hiç aklımdan çıkmayacağınız için bu şükran duygusuyla doluyum. Teşekkür ederim. Ne kadar iyisiniz. Onunla gelir gelmez verdiğim bir adrese mektup yazması için konuşmuştuk. Bu adresi buluşamadığımız takdirde kullanacaktık. Postaya verilecek bir adres değil. Adres sahipleri çok ciddi, iyi kalpli insanlardır. Tabii meselenin aslını da bilmiyorlar. Mektubumu bahsettiğim kimselere götürürseniz onun eline iletirler. Cevabı da gelirse bana getirirsiniz. İyi ama mektup? Mektubu yazdınız mı?
Götürürsünüz değil mi? Madem ki istiyorsunuz. Çok iyisiniz. Teşekkür ederim. Çarşambaya buluşuruz. Evet, çarşambaya. Burada ayrılalım. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Kuzum Allah'ını seversen, ne var o mektubun içinde? Neden soruyorsun? Kaç saattir karşısına geçmiş ciğere bakıp yalanan aç kediler gibi mektubu seyrediyorsun. Ne var o mektubun içinde? Yazı. İşletme beni hadi, yazı olmasına yazı ama neler yazıyor? Kim kime yazıyor? Yoo, fazla ilerigin. Burnunu bana ait işlere sokma bakalım. Birkaç gündür sende bir tuhaflık var. Akşamları geç geliyorsun, hiç Aysel'den bahsetmiyorsun. Sonra bu mektup, neler olduğunu söylemeyecek misin bana? Anlatacak hiçbir şey yok. Seni hiç böylesine dalgın görmemiştim. İstersen bir resmini çekeyim, ileride lazım olur. Ay, o çektiğin şeylere resim mi diyorsun? Sen önündeki çamaşırları yıkamaya bak. Yo, bak resimlerime dil uzatamazsın. Ben öyle alelade bir sokak fotoğrafçısı değilim. Elimde imkan olsa şöyle kafama göre bir atölye açabilsem, birinci sınıf resimler çekerim vallahi. Sen mi? Ben ya! Bana bak! Bunları alçak sesle söyle, duyarlarsa deli diye götürürler seni. Çamaşırı ben yıkarım, yemeği ben yaparım, bulaşığı ben yıkarım, beyimiz hep yüzük oyunu yatıp hayal kurar. Belki mektubu almadı, birkaç gün daha bekleyin. O kadar iyisiniz ki, bunu anlamamak için taş olmak lazım. Artık ondan bahsetmeyeceğim. Eminim bir gün sevecek olursanız, sevdiğiniz kızla mesut olacaksınız. O kız için dileyecek bir şeyim yok. Nasıl olsa sizinle bahtiyar olacağım. İnşallah bana onun cevabıyla gelirsiniz. İnşallah. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Gidebilir miyim Remzi Bey? Peki kızım. Aysel! Aysel! Ah, ayol sana yetişeceğiz diye tabanlarımız patladı. Amma da hızlı yürüyorsun. Ne o? Canın sıkılmışa benziyor. Gözlerim hep yolda, seni beklemekten usandım. İşlerim vardı, biraz da hastaydım. Fabrikadan başka ne işin olabilir? Hastaya da hiç benzemiyorsun. Sonra bir arkadaşım görmüş seni. Beni mi? Nerede görmüş? Parkta. Bir kızla oturmuş konuşuyormuşsun. Yalan söylemiş. İnanayım mı? Aa, ayol hiç Suat şimdiye kadar sana yalan söyledi mi? Sen karışma işimize. Aa, hoppala! Benimle konuşmaya mecbur değilsin. Artık canını sıkıyorsam haber ver. Çocuksun sen. Aramızda başka bir kız yok. Değil mi? Seni eskisi gibi istemesem burada işim ne? Aramızda başka bir kız yok. Değil mi Suat? Yok. Ben gösteririm ona. Kime? Kime olacak o dedikoducuya? Az kalsın inanmıştım. Zavallı Suat, nasıl da günahına girmişler. Gelmeyeceğini düşündüğüm geceler, gözüme uyku girmemişti. Sabahı zor etmiştim. Kime dertlerimi anlatır, sevinçlerimi paylaşırdım diyordum. Biliyor musun? Artık benim de beyaz bir elbisem var. Öyle ya,
eski birkaç şeyimi sattım. Biriktirdiğim param da vardı, bir beyaz kumaş aldım, dikiyorum. Çantam, eldivenlerim, papucum beyaz değil ama elbisem beyaz ya. Güle güle giy. Senin için yaptım, dikince beğenecek misin? Tabii. Bu pazar buluşsak denize gitsek ha? Elbiseni giyer gösterirdin bize. Bu pazar mı? Evet. Suat da bir arkadaşını getirir, eğleniriz. Peki, sabahtan durakta buluşuruz. Buluşuruz. İyi. Hadi gel de biraz elbiseme yardım et. Olur. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Merhametsizlik etti, bir satır bile yazmadı. Cevap verseydi de beni istemediğini, sevmediğini söyleseydi. Şu beklediğim günler içinde neler çektim yarabbim! Artık susamayacağım, beni affedin. O sizi hiçbir zaman sevmedi, sevseydi gelir gelmez bulurdu. Artık ıstırap çekmeyin ne olur, yalvarırım bir daha ağlamayın. Sizi seviyorum. Hislerimi açmayacaktım, sizi ne kadar sevdiğimi asla öğrenemeyecektiniz. Fakat artık dayanamadım, affedin beni. Ben basit, fakir bir işçiyim. Fakat sevdiklerimi ağlatmam, onlara ıstırap çektirmem. Onu unuturacağım size, göreceksiniz artık ağlamayacaksınız. Anlıyorum. Artık sizi rahatsız etmeyeceğim. Bundan sonra beni göremeyeceksiniz. Allah'a ısmarladık. Artık ondan nefret ediyorum. Benden alay etti. Halbuki siz ondan daha iyi, daha asilsiniz. O halde? Şu kötü günlerime tahammül edeceksiniz. Beni terk etmeyeceksiniz değil mi? Asla sevgilim. Müsaadenizle gideyim şimdi. Bu heyecan yordu beni. Sizi götüreyim. Hayır, burada ayrılmamız daha iyi. Bu iyi günlerimizin başlangıcı olsun. Unutmayın. Unut. Allah'a ısmarladık. Sizi haftaya bekleyeceğim. Kızım, neredesin sen? Kulübe gitmeyecek miydik? Sahi, unutmuştum bunu, affedin babacığım. Bir arkadaşa takıldım da. Hadi, elbiseni değiş de gidelim. Peki. Allah aşkına! Gidiyor muyuz, yoksa yola ben tek başıma mı düşeyim? Beraber geldik, beraber döneriz. O halde gidelim! Neler anlatıyordu sana Osman? Bunu kendisine sorsan daha iyi edersin. Vallahi, iki gözüm önüme aksın ki fena bir şey demedim. Bir gün buluşalım da resmini çekeyim dedim, çok güzelsin dedim. Nasıl bir resmini? Çıplak bir resmini canım. Ne? Çıplak bir resmini mi?
Bunda bir ayıp yok ki, sanat resmi çekecektim. Seni böyle ümit etmezdim Osman. Yazıklar olsun. Gidiyor muyuz Aysel? Gidiyoruz. Hayrola? Ne oldu Suat? Bir bahar akşamı rastladım size. Kederli bir telaş. Özür dilerim Oya Hanım. Rahatsız ettim. Bir tanıdığı soracaktım da size. Kör ninesiyle tek başına yaşayan bir öğretmeni. Ona rastlayacak olursanız artık bana minnettar kalmamasını söyleyin lütfen. Kendisinin alicenap ve asil biri olduğunu söylemiş, ben de inanmıştım. Yanılmışım meğer. Suat dur! Anlatacağım Tülay. Hepsini anlatacağım sana. Suat! Bir emriniz mi var Oya Hanım? Böyle konuşma Suat. Senden af dilemeye geldim. Tenha bir yere gitsek, orada her şeyi, ama her şeyi anlatsam sana. Beni reddetme, rica ederim kabul et. Peki. Evet, yalan söyledim. Ama buna mecburdum. Zengin olduğumu söyleseydim, derdimi dinler, benden aynı acıyı duyar mıydı? Öğretmen değilim, ninem de yok. Bundan gayrı anlattıklarımın hepsi doğru. Ben günlerini fabrikayla küçük bir bekar odası arasında yitiren bir kişiyim. Güzel elbiseler giyemem, param yoktur. Türkçeden başka dil bilmem. Beni yanınızda bir gören olursa ayıplar sizi. Size sizin muhitinizden bir erkeği tavsiye ederim. Hani beni anlamıştın? Hani sen sevdiklerine ıstırap çektirmezdin? Benim için çarpan, minnet dolu kalbim. Beni terk etme. Seni seviyorum. Yalvarırım, affet. Bilmeliyim. Karım elbiselerin en pahalısını giymeli. Dadısı hizmetkarı olmalı. Büyük bir apartmanımız ya da köşkümüzde oturmalıyız. Arabamız, deniz motörümüz olmalı. Yatak odasında, başucumuzda karımın büyük bir resmi durmalı. Böylesine bir evlilik istiyorum işte. Babamın eski durumunu unutmuş değilim. Ahşap bir evin iki odasında yaşıyorduk. Annemin hastalığı bütün paramızı tüketmişti. Öldüğünde baba kız ne yapacağımızı şaşırmıştı. Asla kötü günlerimi unutmadı. Fasulye yiyip, fakir çıplak da benim fabrikadan dönmemi beklemesini istemiyorum. Ya tanıdığım bir kız, zengin ve tek başına hüsran içinde yaşamaktansa, fakir, çıplak odayı, fabrika paydoslarını beklemeyi tercih ediyorsa? Deli derim ben ona. O da seni bütün varlığıyla seviyor ama. Yalvarırım, daha fazla üzme beni. Ne istiyorsun yani? Boynuma bir kravat bağlayıp seni babandan mı isteyeyim? Neden olmasın? Seni seviyorum ama aşkım uğruna rezil olamam. Babam anlayışlı bir insandır ve paradan ziyade insanlığı tercih eder. Hakikaten benden evlenmek istiyor musun? Bu en büyük arzum Suat.
Baban beni kabul eder, dinler mi sözlerimi? Evet. Hayatta neler çektiğimi bilemezsin, tahsilimi tamamlayamadım. Sabahtan akşama kadar o makinaların arasında çalışmak delirtecek beni. Ankara'da bir teyzem var, oldukça da varlıklı. Oldum olası sevmemişimdir onu. Sus, kötü lafları bırak. Artık iyi günler bekliyor bizi. Şimdi kıpırdama, göreceksin baba, 10 yaş genç çıkarmasam resmi alma. Şimdi... şöyle... hop. Tamam abi. Hop, oldu! Hayrola, bana mı geldin? Şey, senden konuşmaya geldik, Aysel şurada. Dur hele biraz. Babacığım, hani senin kaymakamlıkta bir işin vardı, o işini gör, sonra gel, resimlerin hazır, tamam mı? Hadi öyle olsun bakalım. Hoş geldin Aysel. Bekir! Hop dedik! 3 çay! 3 tavşan kan içecek şıpçakçı Osman'a! Aysel Suat'ı merak ediyor. Nasıl, hasta değil ya? Yok canım, domuz gibi. Onu pazar gününden sonra hiç görmedim. Eskiden böyle yapmazdı, bana karşı anlayışlıydı. Osman, sen bilirsin, aramıza biri girdi değil mi? Suat ona deli gibi tutkun değil mi? Nasıl anlatsam bilmem. Bize doğruyu anlat. Bak, Suat en hainin biri. Zengin kızın etiğine takılmış, sürüklenip gidiyor. Ama göreceksin, bugünlerde aklı başına gelecek, sana dönecek. Aysel onu seviyor, onsuz yapamaz. Biliyorum. Bana yardım edecek misin? Edeceğim. Biz gidelim. Bunları ona anlatmazsın değil mi? Anlatmam. Üzmesin kendini. Ben aklını başına toplarım bizim oğlanın. Şey, ne zaman çekeceğim resmini? Hangi resmimi? Oh, gel gel. Ha? Beynin kafandan bir karış havada geziyor. Hiç verir mi bu herif kızını sana? Belki bizi eve bile almazlar. Fabrika işçisisin ama hayallerin padişah hayali. Benim onun ne parasında gözüm var, ne de pulunda. Vermezse kızını çeker gider. Unutma ki bir zamanlar Oya'nın babası da bizim gibi fakirdi. O bir zamanlardı oğlum. Sen kapatacak mısın şu şom ağzını? Peki. Kapatalım. Babama her şeyi açtım. İlk önce köpürdü ama sonra yatıştı. Çiçeklere teşekkür ederim, odama götür dedi. Siz erkek erkeğe konuşun. Biraz sert davranırsa onu anlamaya çalış, ne de olsa babamdır. Sonra kalbinden rahatsız olduğunu da unutma. Affedin, olacak mı dersiniz bu iş? Neden olmasın? Hadi, geldiğinizi duymuştur, bekletmeyin. Sizi bekliyordum, buyurun. Açık konuşmayı severim. Kızım bana her şeyi anlattı. Tahsilinizi yarıda bırakmanız, hele teyzenizle münasebetinizi kesmeniz hiç iyi olmamış. Fabrikadan elinize ayda kaç lira geçiyor? 525 lira efendim. Demek Oya'nın 2 pabuç parası. Siz biliyor musunuz ki Oya'nın ev ve yemek hariç aylık masrafı 1500'ün üzerindedir? 525 lira ile ne yaparsınız? Cevap verin. Oya nasıl büyümüştür biliyor musun? Terzisi, kuaförü, arabası için yalnız ayda 1500 lira harcayan bir kızı siz nasıl geçindirirsiniz? Düşünmüştüm ki... Hiçbir şey düşünemezsiniz. İkiniz de ayrı alemlerin insanısınız. Böyle karşılayacağınızı ummamıştım. Ne ummuştunuz yani, sarılıp sizi öpmemi mi? Hep siz konuştunuz, beni hiç dinlemediniz. Anlatacaklarınızı biliyorum, neticeyi değiştirmez. O halde kararınızı beni dinlemeden vermiştiniz. Şüphesiz.
Yazık, acıdım şimdi Oya'ya. Kızınız kendisini sevdiğinizi sanıp ne kadar aldanmış. Yeter! Daha fazla konuşamam sizinle. Özür dilerim, rahatsız ettik. Sizin de bir zamanlar bizim gibi fakir olduğunuzu söylemişlerdi. Yalanmış meğer. Evet, bu şerefi tatmış olamazsınız. Hadi yürü, gidelim. Suat, ne oldu? Gidiyor musun? Bana verdiğiniz sözü tutmadınız. Onu dinlemediniz bile. Hani beni seviyordunuz. Hani benim saadetim için her fedakar... Hastalığıma hiç ama hiç ehemmiyet verdiğin yok. Bunu başka gün tartışırız. Ona ne söylediniz ki böyle kaçar gibi gitti? Ne söyleyebilirdim ki? Onu seviyorum. Onsuz yaşamaktansa ölmem daha hayırlı. Bir daha gideceksin oğlum. Bey, bu sabah size fabrikaya haber göndermiştim. Neden işinizden çıkınca bana gelmediniz? Sizinle konuşacak bir şeyim kalmadığı için. Beni bir baba gibi dinleyin. Yollarınız ayrı, bunu siz de biliyorsunuz ya. Bu münasebeti üzücü haliyle daha fazla uzatmanın faydası ne? Oya'nın çocukluk yapıp hepimizi müşkül bir duruma sokmasından endişe ediyorum. Makul hareket edelim. İstanbul'dan bir müddet uzaklaşın, şöyle bir iki sene kadar. Eminim bu her şeyi kökünden halledecektir. Arkadaşınızla birlikte yeni bir iş tutarsınız. Şu 10.000 ilk adımda yeter size. Adresinizi gönderince size 20.000 daha postalayacağıma söz veriyorum. Demek 30.000 liraya aşkımı satın alıyorsunuz. Canım, böyle düşünmeyin, yardım ediyorum size. Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğim abi. Peki, ya arttırmayarsam mesela 40.000 dersem? Hiç yormayın kendinizi, satılacak bir şeyim yok benim abi bey. Beni kötü yollara itiyorsunuz. Kızınızı seviyorum, o da beni seviyor. Bizi yalnız Allah ayırır. Müsaadenizle. Ne oldu patron? Dediğimi yapacaksınız. Bağ üstüne, çıkın! Yalnız dikkatli görün işinizi. Gözünü korkutun kâfi. Başıma iş açmayın sonra. Anlaşıldı. Bağ üstüne, hadi! Merhaba Suat Bey. Bunu nasıl yapabildiniz? Siz bu kadar kötü olamazsınız. Sana söylemiştim. İki paralık bir insan için istikballi mahvetmene göz yumamam. Siz de bir vakitler fakirdiniz. Siz de annemle sevişerek evlenmiştiniz. Ona mı gidiyorsun? Evet. Müsaade edin de babasının hatasını kızı affettirsin. Bırak beni karakola gideyim, yakalatayım şu serserileri. Ya. Adam dövmek nasıl olurmuş göstereyim onlara. Hep senin kabahatin. Canım, elin herifine ne diye dikleşirsin? Yeter, kes sesini. Peki, keselim. Sen ye dayağı, otur aşağı, biz sesimizi keselim. Yalvarırım affet sevgilim. Babamın bu kadar kötü olacağını bilmiyordum. Kararımı verdim. Artık bu ıstırabı çekemem. Buradan gidelim. Neresi olursa olsun. Rahat bir şehre yerleşelim. Birikmiş param var. Senin paran istemem. Böyle konuşma. Senin para bulmanı beklersek geç kalırız. Doğru söylüyor. Bırak şu gururu. Kaçacaksanız hemen yapın şu işi. Peki. Yarın gidiyoruz İstanbul'dan.
Yaşasın, aşk kazandı. Doğruymuş demek. Doğru olan ne? Gidiyorsun öyle mi? Öyle. Ya ben? Ben ne olacağım? Söylememiş miydim sana? Senden başka kimsem yok, seni seviyorum diye. Şimdi ben kime dertlerimi anlatayım? Kimlerle sevincimi paylaşayım? Affet beni. Böyle olması lazım. Seninle kalmak isterdim ama elimde değil bu. Sana muhtacım Suat, bırakma beni. Yaşayamam sensiz. Sana yazarım. Sen de bana her gün yazar, neler yaptığını anlatırsın. Hı? Üzülmeyeceksin değil mi? Allah'a ısmarladık. Güle güle. Yolun açık olsun sevgilim. Artık beni bir daha görmeyeceksin. Suat Esin Bey, başınız sağ olsun. Teyzeniz 4 gün önce vefat etti. Vasiyetnamesine göre bütün serveti size kalıyor. Görüşmek üzere sizi bekliyorum. Hürmetler. Avukat Adil Kozluca. Ulus Meydanı, Yenihan, Ankara. Desene zengin oldun, kurtulduk artık. Allah rahmet eylesin. Halbuki hiç sevmezdi teyzem beni. Sevsin sevmesin, servetini bırakmış ya. Hadi ne duruyorsun? Artık bu fakirliğe paydos! Hadi, hadi, hadi yürü! Sevgili dostlarım, kızım Oya ile değerli oğlumuz Ercüment Onur'un şu andan itibaren nişanlı bulunduklarını yüksek huzurlarınızda ilan ederim. Allah mesut etsin. Bey, siz misiniz? Hı hı. Bu mektubu size Oya Hanım yolladı. Peki. Affet beni Suat. Ayaklarına kapanarak senden af dilerim. Beni sevdiğin için teşekkür ederim. Çünkü hayalime ömrümce unutamayacağım tatlı bir hatıra nakşettin. Beni affetmekle, kalbimde gömülü sana ait hatıraları ebedi şükran duygularımla bir kat daha ulvileştirmiş olacaksın Suat. Ercüment döndü. Bu gece köşkte nişanımız var. Bunları sana bugüne kadar bildirmediğim için beni affet. Çok, çok mesudum. Allah seni de mesud etsin. Kaldırma. Kavanoz dipli dünya bu. Hadi yürü. Korkarım Avni, bundan sonra işi tasfiye eder, armatörlüğe başlarsın. Şaka ediyorsun Emin ama, armatörlük sağlam bir iş. Hele insanın damadı kaptan olursa. Ne dersin, bu işi ciddi olarak görüşelim? Hay hay. Pazartesi ara beni. Oldu bu iş.
Nakit olarak teyzenizden kalan 187 bin lirayı almış bulunuyorsunuz. Gayrimenkuller iyi bir irat getirirken hepsini satmak arzunuz pek acele bir karar değil mi Suat Bey? Acele karar vermiş değilim Adil Bey. İstanbul'da bir fabrikaya ortak olmak, bir köşk satın almak kararındayım. Anlaşıldı. O zaman süratle müşteri arayalım. Evet. Bütün satışlar bitinceye kadar Ankara'dan ayrılmayacağım. İşlerinizi bitirip öyle dönmek istiyorsunuz İstanbul'a. Evet. Ortak gireceğiniz fabrikayı seçtiniz mi? Henüz değil. Birkaç teklifi inceliyorum. Güzel. O halde yarından itibaren gayrimenkullerinizi acele olarak satılığa çıkarıyorum. Ümit ederim ki kısa bir zamanda neticeyi alırız. İnşallah. Müsaadenizle, kaldığımız oteli biliyorsunuz. Öğleye kadar ben hep oteldeyim. Allah'a ısmarladık. Güle güle efendim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Servetimin hepsini bu gemiye yatırdım. İş planlarımız kağıt üzerinde güzel, hem gayet güzel. Fakat öyle sanıyorum ki bunu aynen tatbik etmek lazım. Bana güvenebilirsiniz efendim. Güzel İstanbul beni size mahcup çıkartmayacak. Çarpçı başı için düşünceniz? Avni Bey'e bunu dün sabah izah etmiştim. Fikrimce çarpçı başı olarak... Saklama benden. Seni üzen bir şey var. Sık sık inzivaya çekiliyorsun. Eskisi kadar gülmüyorsun. Hele bu şarkı. Yoksa hala Suat'ı unutamadın mı? Evet. Hala Suat'ı seviyorum. Unutmama da imkan yok. Ercüment kibar, hassas bir erkek. Beni seviyor. Ama her şeyim Suat'le dolu. Ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi derdimi anladın. Allah sana yardım etsin kardeşim. Bizi kıskandırıyorsunuz çocuklar. Biliyorsunuz bütün çocukluğumuz beraber geçti. Oya aşkımızı kimseyle paylaşamaz. Anlaşmamız böyleydi. Değil mi Oya? Doğru Ercüment. Görüyorsun ya kızım, gene sen kaybettin. Ben Avni Bey'le gemideki son hazırlıkları görmeye gidiyorum. Sen de gelmek ister misin? İsterim.
Gecikmezsin değil mi Ercüment? Hayır efendim, tam saat 4'te yanınızdayım. Güzel. Hoşça kalın çocuklar. Güle güle babacığım. Son günlerde adeta benden kaçıyorsun. Kırık, umutsuz bir halim var. Yoksa bilmeden sana karşı bir suç mu işledim Oya? Senden kaçtığımı da nereden çıkarıyorsun Allah aşkına Ercüment? Bana karşı suç işlemiş değilsin. Her zaman kibar ve hassas davrandın. Sana minnettarım. O halde üzerindeki bu durgunluk neden? Yoksa bana açmaya cesaret edemediğin bir derdin mi var? Sana öyle geliyor. Bir şeyim yok. Yarın sabah Akdeniz'e hareket ediyorum. Senden epey uzak kalacağım. Beni özleyecek misin? Senden konuşmam lazım. Dönüşümde artık bu hasret sona erer. Şahane bir düğün yaparız. Yaparız. Ben gidiyorum. Akşama çıkıyoruz değil mi? Evet. Seni beklediğim günlerde büyük bir ıstırap içindeydim. Onunla buluşup hep senden bahsediyorduk. Beni teselli ediyor, yalnızlığımı gideriyordu. Sonra arkadaşlığımız yavaş yavaş aşka döndü. İkimiz de şiddetle birbirimizi sevdik. Babam onu kabul etmedi. Ben her şeyi göze alıp evi terk ettiğim gün... Karşına ben çıktım. Gerçi bana olan duyan artık sönmüş, bütün varlığını ona bağlanmıştın ama... yapamayıp benimle birlikte eve döndün. Ve mecburen nişanı kabul ettin, öyle mi Oya? Evet. Sana bunu yapmamam lazımdı, affet beni. Hakikati gizlemeyip her şeyi olduğu gibi anlattığın için minnettarım. Asıl ben sana minnettarım. Seni sevmeyi çok isterdim Ercüment, yalvarırım affet beni. Affetmek Allah'a mahsustur Oya. Mühim olan senin saadetin. Bunun için yapmayacağın fedakarlık yoktur. Sen mesul, kâfi bana. O halde nişanı bozuyorsun öyle mi? Evet. Seni ömrümce unutmayacağım. Ben de seni Oya. İnşallah Suat sana layık bir erkek. Aksi halde en ufak bir derdinin beni çok... ama çok üzeceğini bilmeni isterim. Nerede şimdi? Bilmiyorum. İşini ve evini terk etmiş. Onu bulurum. Saadetin için icap eden her şeyi yapacağım. Yemin ederim. Tamam abi. Foto çekelim. Parayı alınca doğru İstanbul'a mı gideceğiz? Hem de nasıl? Peki sonra? Sonra istediğim biçimde bir fotoğraf atölyesi açacağız. Sabah akşam sanat resimleri çekersin. Yaşa be! Hani değişmiş efendi olmuştun? Aa, doğru, affedersin. Artık efendiyim, kravat takıyorum. Sonra? Sonra içinde hizmetkarlar olan büyük bir köşk alacağız. Bir de araba. Demek arabamız da olacak. Neden olmasın? Ya fabrika? Aa, o da olacak. Ha, dün neydik, bugün ne olduk? Ya. Uyanır da rüya olduğunu görürsem kederimden ölürüm vallahi. Fabrikamız, atölyemiz, köşkümüz, arabamız olacak. Peki yengemiz ne zaman olacak? Ömrünce bekar mı kalacaksın? Yoksa hala o eski hikayeyi kapatmadın, Oya'yı unutmadın mı? Elimde değil bu Osman, biliyorsun. Peki, sonu ne olacak bunun? O artık Mesut aradığı erkeği buldu, sense onun hala acı hatıralarıyla dolusun. Artık zenginiz, kimin kızını istesen verirler sana. Kapatalım bu bahsi, üzüyorsun beni. Aldığımız mühim bir haberle müzik yayınımızı kesiyoruz. İtalya'ya fındık ihracatımızın ilk seferini yapmakta olan armatör Avni Selen'e ait güzel İstanbul gemisi, bugün saat 18'de Rodos açıklarında serseri bir mayına çarpmış ve burnundan aldığı mühim bir yara neticesi batmıştır. Ölenler arasında geminin süvarisi Ercüment Onur da vardır.
Bütün servetim bu gemideydi. İflas ettim. İflas ettim. Babacığım! Babacığım! Müsaadenizle efendim. Geçirdiği şok babanızı bir hayli sarsmış. Uzun ve ihtimamlı bir tedaviye ihtiyaç var Oya. Yarın tekrar geleceğim. Müsaadenizle. Teşekkür ederim doktor. Evet Sezai Bey, konuşabiliriz şimdi. Pederiniz bütün servetini bu gemiye yatırmış. Etrafa da bir haylice borçlanmış. Geminin sigorta tazminatı karşılayamaz bunları. Özür dilerim, çok kötü durumdasınız. Size yardım etmek isterdim kızım, fakat bu işte benim de 450 bin liram battı. Ben de kötü duruma düştüm. Biliyorum Emin Bey. Şimdi ben ne yapacağım? Borçlular köşke haciz koyacaklar, icra memurları kapıya dayanacak. Böylece pederinizin bütün borçlarını son kuruşuna kadar ödemiş oldunuz. Hem de hacizsiz. Evet ama sırtımdaki elbiseye kadar aldınız. Ben formaliteyi yaptım. Alanlar bunlar Oya Hanım. Aksi halde haciz koyduklarında aile şerefiniz kirlenecekti. Doğru söylüyorsunuz ama doğup büyüdüğüm bu köşkten ayrılmak ölümden beter geliyor bana. Hakkınız var, özür dilerim. Bunun başka bir şekli yoktu. Şimdi ne yapacaksınız? Nereye gideceksiniz? İşte bunu ben de bilmek isterdim. Allah'a ısmarladık. Müsaade edin, ben de sizinle geleyim küçük hanım. Olmaz dadı, senin bakmaya mecbur olduğun kimseler var. Köşkün yeni sahipleriyle kalman en iyisi. Vaziyetimiz düzelirse gene ararım seni. Allah yolunuzu hayırlı etsin. Allah beyefendiyi tez iyileştirsin. Teşekkür ederim dadı, hakkını helal et. Helal olsun küçük hanım. Evet babacığım, bütün borçlarımızı ödedik. Gidebiliriz şimdi. Geminin batışı ile birlikte aile çökmüş. Nişanlısı ölmüş, babası iflas etmiş, ağır şekilde hastalanmış. Avukatlarının söylediğine göre babasının borçlarını son kuruşuna kadar ödemiş. Ödemiş ama baba kız sırtlarındaki elbiselerle ayrılmışlar köşkten. Peki neredeymişler şimdi? Bunu sen halledeceksin işte. Nereye başvurdumsa bulamadım. Ne yapıp yapıp izlerini bulacaksın. Onları bu felaketten kurtarmamız lazım, anlıyor musun Osman? Muhakkak yapmalıyız bunu. Peki bulucum, eğer bulamazsam bana da şıpşakçı Osman demesinler ha. Babası hala hasta demek. Peki kızı nerede çalışıyor? Şu ilerideki iplik fabrikasında. O işi de zavallıcağı ben buldum. Tahsilli, namuslu tazecik ama kapı kapı dolaşmış bir iş bulamamış. Sen onların nesi oluyorsun bakayım? Uzaktan tanırım. İyi insanlardı ama kaderlerinde bu da varmış. Şunu al teyzeciğim.
Ama bu konuşmamız aramızda kalsın. Sakın kulaklarına gitmesin, üzülürler sonra. Aa, iki gözüm kör olsun ki kimseye söylemem yavrucuğum. Hadi eyvallah teyze. Güle güle evladım, Allah tuttuğunu altın etsin. Teşekkür ederim. Sana karşı dürüst hareket etmedim. Suat'la evlenip Mesud olabilirdi. Böyle konuşma babacığım. Seni ben bedbaht ettim. Benim yüzümden bu acıları çekiyorsun. Affet beni kızım. Sen üzülme babacığım. Kaderimiz buymuş. Bu kötü günlerimiz sona erecek elbet. Suat! Suat! Sana demedim mi şifrakçı Osman'ımdır diye? Buldum onları. Ne diyorsun sahi mi? Ama nerelere gitmedim, kimlerle konuşmadım, neler takip etmedim. Allah da yardım etti ya. Oya bir iplik fabrikasında çalışıyor, hasta. İkisi de bitmiş, mahvolmuşlar Suat. İnanasım gelmiyor bir türlü. Bu kadar düşsün, bu kadar mahvolsun Oya. Şimdi ne yapacaksın? Onu kurtaracağım, babasını tedavi ettireceğim. Ama nasıl? Şıp diye böyle karşısına çıkarsam beni kabul etmez, gururludur. Ölür de benden yardım istemez. O halde sen de eski Suat ol, fabrika işçisi Suat. Nasıl olsa durumunu bilmiyor, yavaş yavaş açılırsın ona. Aferin Osman, 40 yılda bir doğru laf ettin, atla! Başına gelenleri duydum, geçmiş olsun. Müsaade et gideyim. Fakirlik ayıp mı? Ben zengin miyim sanki? Artık aramızda bir fark kalmadı. Şimdi birbirimizi daha iyi anlayabiliriz. Sana karşı mahcubum. Sözümü tutmadım. Üstelik de artık fakir bir insanım. Bana yalnız acıyabilirsin. Bu da öldürür beni. Oya! Sana muhtacım, yalvarırım beni terk etme. Küçük bir ev, bir bahçesi, renk renk çiçekleri... ...bu şehrin gürültüsünden uzakta, huzur içinde bir yuva. Evet Oya, huzur içinde bir yuva. Buna ikimiz de muhtacız. Hayal değil ya bu. Çektiğimiz acılar artık yetmez mi? Gülmek bizim de hakkımız değil mi? Hakkımız sevgilim. Artık bitsin bu kötü günlerimiz. Bitecek, göreceksin. Kısa bir zamanda kurtaracağım seni. Biraz birikmiş param var. Biraz daha kattım, oldu bitti. O zaman ben çalışmam. Çalıştırmam seni. Ya babamın hastalığı? Tanıdığım bir doktor var. Paraya kıymet vermeyen iyi bir insan. Ona tedavi ettiririz babanı. Bir rüya gibi. Hakikat olacak, göreceksin. Beni seviyor musun? Çok. Her şeyden fazla mı? Fazla. O halde gel benden. Seni bir yere götürmem lazım. Neden getirdin beni buraya? Sabret biraz, her şeyi söyleyeceğim. Küçük hanımcığım! Dadı, sen ne arıyorsun burada? Her şey eskisi gibi Oya. Anlatsana, bunlar ne demek Suat? Gel.
her şey eskisi gibi. Yalvarırım, anlat Suat. Teyzem ölünce bütün serveti bana kaldı. Her şeyim var. Seni çok aradım sevgilim. Burayı size aldım, babanı bu sabah buraya getirdim. Doktor tedavi ediyor, kısa bir zamanda iyileşecek. Bak! Neden yaptın bunları? Beni, babamı küçük düşürmek için mi? Bunlar ne biçim sözler Oya? Biz bir zamanlar bu köşke layık görmemiştik. Sen satın aldın, bize bağışladın. Sen zengin oldun, her şeyin var. Bense fakirim, bana acıyorsun. Sana acımıyorum, bütün varlığımla seviyorum. Ama maalesef sen bunu idrak edemiyorsun. Köşk sizindir. Beni bir daha burada görmeyeceksin. Oya Hanım! Ne oldu Allah aşkına, anlatın! Her şey bitti, her şey mahvoldu! Suat yalnız sizi sevdi, sizin için yaşadı! Onu anlamaya çalışın! Benden eğlendi, gururumu yok etti! Aksine! Sizi üzmemek için günlerce karşınıza eski kılığıyla çıktı! Bütün arzusu gururunuzu kırmamaktı! Eğer onu seviyorsanız yetişin! Anadolu'ya işi için gidiyor, belki de uzun müddet dönmeyecek! Kararınızı verin Oya Hanım, ya aşkınız... ...ya da gururunuz. Beni affeder mi? Elbette! Beni kabul eder mi? Hem de nasıl! O halde götür beni ona! Hadi, hemen yetişelim! Eskişehir, Ankara, Kayseri, Sıvı ve Diyarbakır... ...cihetlerine Güney Ekspresi 16.30'da ikinci peron, üçüncü yoldan hareket edecektir. Dikkat, dikkat! Üçüncü yılda bulunan Güney Ekspresi'nin hareketine 5 dakika kalmıştır. Bir daha arayalım. Muhakkak bu trende olması lazım. Sen şu taraftan başla. Dikkat, dikkat! İkinci peron, üçüncü yıldaki Güney Ekspresi'nin hareketine 2 dakika kalmıştır. Suat! Suna! Suna, seni çok aradım! Ben de seni Osman! Sahi mi? Hem de nasıl? Ah! Geliyorum, geliyorum! Seni seviyorum, affet beni! Karım olmayı kabul ediyor musun? Hayatım, sana feda sevgilim! Geliyorum! Suna! Suna! Osman! Osman! Ne? Suna!